Herkese selamlar dostlar. 30 Kasım 2023 tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Maçlarımız çok güzel. Gerçekten sizleri bir adette ideal kombine bırakmak istiyorum gönderdiğiniz beğenilerden dolayı çok teşekkürler. Yine aynı şekilde beğeniler yüksek gelirse artı 600 seviyesinde ben sizlere kombine bırakmaya devam edeceğim bilginize. Hemen 10 saniyenizi alıp beğeni atarsanız çok teşekkürler. Öncelikle Katıl ayı Telegram gruplarımız yenilendi. Kasım ayı gruplarını kapattık. Aralık ayına geçtik. Bunun bilgisini vereyim. Aralık ayın başında gelmek isteyen varsa gelebilir. Çünkü şöyle oluyor. Herhangi bir yüksek misle mesela kasa tutuyoruz ya Aralık ayın başından beri itibaren gelen olursa kasayı net ay sonunda o da bizde aynı şekilde bitirmiş olacak. O yüzden bu benim için önemli. Sizler için de önemlidir diye düşünüyorum. O yüzden gelmek isteyen varsa şimdiden gelirse çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Maç skoru yarışmamız var. Daha önce yapmış olduğumuz skorlardan var. Onları açıklayalım. Öncelikle maç skoru yarışmasında Nöstalent Fenerbahçe maç skoru ne olur sizlere sorduk. Hava eksi 6 derece ve sağ buz tutmuş durumda. Suni çim. Fenerbahçe bu maçta zorlanacaktır. Bence maç skoru ne olur sizlere sorduk. Ki iyi oynayan bir Fenerbahçe diyor. Karagümrük maçında da iyi değildi adet konu sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz iki adet maç skoru yarışmasında Fenerbahçe maçını kazanan da Pirpzit isimli arkadaşımız. Paris mücadelesini kazanan da Ahmet Analay isimli arkadaşlarımızdır. Bunlar da bana Instagram adresi üzerinden yazabilir. Herhangi gruplara gelmek isteyenler, herhangi sorusu, görüşleri olanlar ve skor bilen arkadaş, arkadaşlarımız bana Instagram üzerinden yazarsa Kangal Bey hesabından ben de sizlerle doğrudan iletişime geçebilirim. Dün gece NBA'de iki adet yüksek misli yaptık. Dostlar dediğim gibi NBA'ye biz iyi gidiyoruz ve NBA'nin videosunu çekemiyoruz. Yani sadece gruplarda kalıyor. Ara ara herkese açık gruba da atıyorum. Dün iki adet yüksek misli yaptık. Boston'ın 10 fark atarını ve New York'un 9 fark atarını birine 600 TL diğerine 800 TL önerdik. O şekilde ikisi de geldi. NBA'de yani sürekli yüksek misli yapıyoruz. Ondan önce de Lakers maçı vardı ona da yüksek misli yaptık onu da içeri aldık. O şekilde Aralık ayı gruplarımıza yüksek misli olarak devam ediyoruz. Ayrıca Yüksek misli canlılarımız da var. Dün özellikle 3 tane yüksek misli canlı yaptım. Onlardan bahsetmek istiyorum. Lazio'nun mesela iki, ilk yarı bittikten sonra atacağı bir golü önerdim. 80'den sonra 2 tane gol attı. Lazio'nun atacağı bir gol içerideydi. Ondan sonra Paris-Nilkesel maçı da çok hızlıydı. İlk yarıdan bir gol aldım. O da içeri geldi. Şöyle söyleyeyim. Yüksek misli canlı. Normal canlı gruplarımıza da canlı veriyorum zaten. O ayrı mesele. Fakat yüksek misli grubunda bir kasa yönetimi yaptığım için. Bakın altlarında para işaretiyle 300 TL, 300 TL olarak canlılara yazıyorum. Çok güvenli olsa 500-600 TL olarak da canlıları bildiriyorum. Yüksek misli seviyesinin de böyle bir avantajı var. Dün bir tane Paris maçı vardı. İbine PSG olarak da yazdım. Maç sonu birine 1250 TL yüksek misli olarak önerdim. Maçı izleyen varsa görmüştür. Maç 1-1 bitti. Ama 6-1-7-1 bitebilecek bir mücadeleydi. Paris bu mücadeleyi de kazanamadı. Buradan da başarısı olduğumu göstermek isterim. İki adet kombinemiz vardı dün. Kupon odasına baktığımız zaman da günün ana kombinesi olarak önermiş olduğum benim bir şampiyonlar ligi kombinesi vardı. Shakhtar'ın herhangi bir yarıyı kazanırı 1.45 gibi orandan aldım. Feyenoord Atletico Madrid mücadelesi KG var olarak da 1.50 gibi orandan aldım. Günün ana kombinesini içeri aldık ve aynı şekilde günün basket kombinesi de vardı. Onu da içeri aldık. Karşıya karı karşıya ilk yarı kazanır. Maccabi Tel Aviv maçında 171.5 alt olarak değerlendirdik. Onu da içeri aldık. Çok güzel bir şekilde iki kombine de kazan sağlayarak devam etti. Canlılarla birlikte gruplarda devam etmeye çalışıyoruz. Sürekli canlı maçları izliyoruz. Diyoruz. Ben de özellikle tatildeydim. Döndüm. 4-5 gün doğu tatilindeydim. Oradan döndüm. Canlı bahislerde ben artık iyice katkı vererekten de canlı olarak şov yapmaya devam ediyoruz ve arkadaşlar bu benim için önemli. Herkese açık telegram grubu da mevcut. Buraya da katılırsanız sizler de aynı şekilde ekstra tercihlerden canlı tercihlerden faydalanabilirsiniz. Herkese açık grubumuz ücretsizdir. Açıklama ve yorumlar kısmında linki mevcut. Buraya da açık katılarak da sizler de faydalanabilirsiniz diyerekten de başlayalım. Sizlerden beğeni beklentim 6600 seviyesinde arkadaşlar. Bir kombin önerisi yaptım. Videonun sonunda zaten isteyenler direkt görebilir. Direkt bir kuponu da koyuyorum sizlere. Artı 600 geldiği sürede bu şekilde devam ederiz. İlk mücadelemizle başlayalım. Beşiktaş'ta kulüp kuruş mücadelesi. Dostlar öncelikle Beşiktaş tarafının kadrosunu ben göstermek istiyorum. Sizlere yani bu hakkında yorum yapın. Sakatlıklara bak sakatlıkları görüyorsunuz değil mi? Bakın bir sayfa sakatı var Beşiktaş'ın. Zaten iyi de oynamayan bir Beşiktaş vardı. Son Samsun mücadelesinde ben deplasman yarı kazanır. Beşiktaş'ın tek farklı kazanırdı. Bunları bilmiştim zaten. Onlara rağmen yani bir korkum vardı Beşiktaş tarafında. Burada Kulüp Buruj da oynayacaklar. Kulüp Buruj maçı salmazsa ben burada Kulüp Buruj'un maçı kazanmasını bekliyorum. Ama burada Abu Bakar'da kadrosu olacaktır. Geçen, geçen hafta 46'da oyuna girdi. Yani Abu Bakar tek başına iyi işler yapabiliyor. Yani Beşiktaş tarafı da ben burada pozisyonlara girmesini bekliyorum. Burada idealden bir karşılıklı gol alınabilir. Zaten oranı da gerçekten ideal seviyede açmışlar. 1.41 gibi bir oranı var. Burada bunu değerlendirebilirsiniz. Ben burada KG var almayacağım. Sizlere ideal olarak öneriyorum. Ben burada diğer seçeneğinde kulüp buruşun bir yarıyı kazanırı var. Deplasman kulüp buruş herhangi bir yarıyı kazanır. Bence kulüp buruş buradan maçı kazanmaya da yakındır zaten de. Bence deplasmanda yarı kazanında 1.58 gibi orandan da değerlendirmek için gayet güzel bir oranı var. Bologna ile Lugano. İkilerin ilk mücadelesi 0-0 bitti. Özellikle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Norveç Ligi'nde arkadaşlar Bodo Gülip şampiyon oldu. Son mücadelesinde 4 birimine mağlup oldu. En son 4 birde mücadele. Biz Avrupa kombinin içine almıştık zaten KG varını. Oradan da içeri almasıyla birlikte kombinemiz gelmişti. Bodo Gülip ilk mücadele 0-0 bitti. İyi bir futbol vardı. Burada grup için önemli bir mücadele. Baktığımız zaman da liderliğe bile olma şansı var ki gruplardan çıkmak isteyen bir Bodo var. Bodo bence bu mücadeleyi yenecektir. Yenerken de ben biraz da burada yani alınır mı bilmiyorum ama golü geçebilir fakat ben bunu yapmak zorundayım. Çünkü oran vermiyor. Avrupacılar doğrudan mat sonu bir alsın. Ben burada 4.5 altına biri sizlere. 1.56 gibi olandan Türkiye şartlarında oran almak için bu oran maymunluğunu yapmak zorundayız diyerekten de 1.56 gibi orandan 4.5 altına bir Avrupacılar düz bir, bir alsın derim. AYK ile Brighton mücadelesi. İlk mücadele ben hatırlıyorum. 3-2 AYK Brighton'ın kendi evinde kazanmıştı. Yani arkaya atan uzun toplarda zaten 2 tane gol atmıştım. Maçı tane onu takip etmiştim. Ben bu, bu maçı ideal kombineminde içine aldım. Dostlar benim beklentim burada Brighton'ın burada herhangi bir yarayı kazanması. Dep basman herhangi bir yarayı kazan oranı 1.41 gibi oranı var zaten. Bunu ideal kombineme de oradan aldım. Ben mücadeleyle Brighton'ın kazanmasını bekliyorum. Açıkçası kazanır mı kazanma ihtimali var ki gruplardan birinci olarak çıkmak istiyorsa ki Brighton'ın son mücadelesine baktığımız zaman da bir şey mücadelesi de var. Mars ile mücadelesi de var. Gruptan lider olarak çıkma şansları var. Bence buradan deplasman bir yarıyı kazanır ki isterse. Yani Premier Lig takımları zaten burada bu hareketi yapıyor. Genelde satma muhabbetleri oluyor. Satma demeyelim de önemsememe muhabbet oluyor. Ben burada Brighton'ın mücadelede deplasmanda bir yarıyı kazanmasını. Mars'ın kazanırsa da 1.72 gibi orandan da yüksek oranını alabilirsiniz. Nöştalen de Fenerbahçe mücadelesi. Dostlar ben bu maçta özellikle şuna dikkat ettim. Daha videoyu çekmeden önce yani ev sahibinin sahasına baktım. Sağ şu an buz tutmuş halde. Sağda yani böyle kar var. Kar, kar var diyeyim. Yani sağ çok soğuk. Hava eksi altı. Fenerbahçe'de bazı eksiklikler döndü. Ciku ve Fred takıma geri döndü. Bunu söyleyeyim ben sizlere. Bu maçta oynanar mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'de gruptan lider çıkmak istiyorsa burada yenilmemesi lazım. Ki yani kadro kalitesi olarak ev sahibinden gerçekten üstünüz ki ilk maçta çok önde bitirdik. Ama yani o ev sahibinin şartlarına daha alışkın bir takım olan taraf ev sahibi. Yani ev sahibinden burada gol bekliyoruz. Bu arada bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben mücadelede karşılıklı atılacak golleri idealden bekliyorum. Fenerbahçe atabilir. Ben ev sahibinden de gol bekliyorum. Ev sahibinin de burada KG varı güzel. Ben biraz daha yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da mücadelelerin bir 2-2'si iki var mı bilmiyorum ama ev sahibinden zaten bir gol bekliyoruz. Ama diyorum ki ev sahibi bu şartlara daha alışkınken ve hızlı bir oyun oynarken ve maçta suni içimde onu da belirteyim. Ev sahibi 1.5 üst olmaz mı? 2 oranı var. Ev sahibinden bir gol bekliyoruz. Ev sahibinden bir gol gelirse 2-0-1 gibi oranı var. Mücadele bence 2-2 ayarında bitebilecek bir karşılaşma olduğunu da düşünüyorum. Martilya ile Ajax mücadelesi. Ajax da son dönemde ligde toparlandı. Yani beklenen oydu zaten. Toparlanması lazımdı. Son maçlar yine 4-3-5 şeklinde ataraktan devam ediyor. Martilya ile oynayacaklar. Güzel tempolu bir mücadele bekliyorum. Her iki takımın atacağı goller 1.47 gibi oranı var. Oran aynı değişmemiş. KG var olarak sizlere önereceğim bu maçı. Ve biraz daha oran yükseltmek isteyenlere de şunu söylemek isterim. Mücadele 2-1 ayarında her tarafa kayabilir. 2.5 üst var şeklinde yaparsanız da oranı 1.70 seviyesine kadar da yükseltebilirsiniz. Ama karşılıklı atacak goller bu maçın idealidir. Şerefli Sular Yaprak mücadelesi. Sular da ligde gruptan çıkmak istiyorsa ki arkasında Roma var. Yani burada zaten ikinci olarak playoff oynar da play oynamak istemeyecektir bence. Önde oyuncuya iki maçta kolay hem Şerif hem de Servet'le mücadelesi var. Burada Şerif'i zaten ilk maçta 6-0 gibi net bir skorla yendiler. Ben burada yine deplasmanda da kazanmasını bekleyeceğim. 1.46 gibi orandan doğrudan Sular Yaprak tarafını önereceğim. Biraz daha oran almak isteyenler de burada maç sonu 2,5 üst yaparsa oranı 1.72'ye kadar da yükseltebilir. Benim sizlere önerim bu yönde olacaktır. Frankfurt'la Pauk mücadelesi. İlk mücadelede Pauk sanırım galip gelmişti diye hatırlıyorum ben. Doğru Yunanistan'da 2-1 galip geldi. Ama mücadele genelinde iyi oynayan taraf Frankfurt, tarafı, Frankfurt tarafıydı. Şimdi bu maçta en kötü Frankfurt'un yenilmemesi lazım. Gruptan liderliği garantilemek Pardon, liderliği almak istiyorsa burada Pauk'u doğrudan yenmesi lazım. Beraberlik Pauk'a yarar ki ben burada Frankfurt'un yenmesini bekliyorum. Hafta sonunda bir mücadele oynadınız. Stuttgart maçında iyi oynadı, mağlup oldu. Burada bir moral de depolamak isteyeceklerdir. Maç sonu bir aldım, ideal kombineme koydum hatta. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler burada şöyle bir şey önereceğim. Erken bir gol bulabilirse handikap atar mı diye düşündüm Frankfurt tarafı. Onunla oranı 2.20 gibi de bir oranı var. Bu maçı da şu sebepten aldım dostlar. French Farouche'un burada çok ihtiyacı var. Ev sahibi takım oynayamıyor yani. Kalite farkı bariz belli. French Farouche'da son maçlarında mağlup da olsa yani puan kayıpları yaşasa ligde de hem de Avrupa Ligi'nde yani burada kesin kazanması lazım. Çünkü arkada Genk, ta genç tarafı da geliyor. Genk ve Fiorentina ile oynarken de burada French Barışın burada doğrudan galibiyetine de Matsun 2'ye 1 38 gibi olan açmışlar. Tek alacağım. Tek ideal tercihimdir. Bu mücadeleyi başka tercih almayacağım. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. Bir adet de ideal kombinem vardı. İdeal kombinem ekranı gelsin. Arkadaşlar Brighton'dan burada İsterse zaten deplasmanda 5 atar bu takıma da en azından bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. 1.41 gibi orandan aldım. Frankfurt'ta gruptan lider çıkmak istiyorsa Pauga karşı kendi evinde galip gelmesini bekleyeceğim. 1.48 gibi orandan onu da değerlendirmesini yaptım. Ve bu şekilde sizlere bir adet de ideal kombine sundum. Artı 600 üzerinde beğeni gelirse kombineler devam eder. Sizlerden ricam videoya beğeni atmanızdır. Aynı şekilde yorumda bırakırsanız sevinirim. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.